Kanalımda birçok lazer kesme ve kazıma makinesi videosu mevcut. Bunlardan en güçlüsü Atom Steak A5 M40'tı ve onun lazer modülü şu an elimde. Bu 5 watt gücünde bir lazer modülüydü ve gayet memnun kalmıştım. Bugünkü videonun konusuysa Atom Steak M50, M50, M40'ın tam 2 katı lazer gücüne sahip 10 wattlık bir lazer modülü. İçinde bununkinden 2 tane lazer diyotu var ve sonuçlara birazdan çok şaşıracaksınız. Atom Steak M50'nin kutusundan bir tane lazer modülü, bir tane adaptör, bir tane de kontrol kartı çıkıyor. Kontrol kartını şunun için yapmışlar. Hem Atom Steak'in kendi lazer kazıma makinalarıyla hem Ortur hem de Neje gibi diğer markaların lazer kazıma makinalarıyla uyumlu. Onların lazer modülünü söküp bunu taktığımız zaman güçsüz bir lazer kazıma makinesini güçlendirmiş oluyoruz. Bu arada şundan da bahsetmekte fayda var. Bu sadece lazer modülü olarak geliyor. Lazer kesme makinesi gelmiyor. Lazer kesme makinesi Atom Steak A5 M40'ın lazer kesme makinesine kendi modülünü söküp bunu monte edip testleri yaptım. Zaten karşılaştırmayı da onunla yaptım. Diğer lazer modüllerinden şöyle bir farkı da var. 20 dereceden fazla eğilirse lazer modülü gücü kesiyor. Yani bir devrilme gibi bir durumda etrafa zarar vermesini engellemek için böyle bir özellik koymuşlar. Bu da gayet güzel olmuş. Atom Steak M40'la şu tahtayı kesmiştim. Onu 4 seferde kesmişti. Yani %100 lazer gücünde 4 defa gidip geldiğinde kesmişti. Atom Steak M50 bunu 2 seferde kesti. Yani neredeyse 2 katı hızıyla kesebiliyor. Lazer gücünün fazla olmasının avantajlarından biri de aynı şeyi kessek bile 2 katı hıza çıkabiliyoruz. Birisi 5 wattı, birisi 10 wattı. Yaklaşık 2 kat diyebiliriz. Test yaparken dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de diğer lazer modüllerine alıştığım için buna biraz fazla güç vermişim ve neredeyse denediğim her şeyi ilk seferinde yaktım. Daha sonrasında hızını artırmayı öğrendim. Diğerleriyle yaptığım hızın 2-3 katına çıktığımda yanmadan tertemiz bir çıktı alabildim. Bu arada bu tahtanın kalınlığı 18 mm. Yani 18 mm'lik tahtayı kesiyor. Ürünün kendi linkinde 8,5 mm'lik plakaları keser gibi bir şey yazıyor ama 18 mm'yi tertemiz bir şekilde kesti. Belki o 8,5 mm dediği tek seferde ortalama bir şeydir. Belki bu tahta daha yumuşak bir tahtadır diğerlerine göre. Oralarını bilmiyorum ama 18 mm'lik şeyi rahatlıkla kesti. Bir sonraki testte şu tahtayı denedim. Bu da yaklaşık olarak 10 mm kalınlığında bir tahta ama bunu kesemedi. Mesela bu beton gibi bir ses çıkarıyor. Çok sert bir tahta. Dolayısıyla materyalden materyale de fark ediyor. Bir sonraki testi de yine bunlarla aynı kutudan çıkan. Ben bir ara böyle tahtalar almıştım sağda solda kullanırım diye. Aynı kutudan çıkan şu tahtayı denedik. Bunu ilk seferinde tek seferde kesti. Sonrasında daha güzel, daha temiz kesebilir miyiz diye 6 seferde %40 güçle kestik ve tertemiz bir şekilde yine kesti. Lazeri o kadar güçlü ki tek seferde diğer lazer makineleri gibi böyle yavaş gitmesini istersek bu şekilde yakabiliyor, kömüre çeviriyor. Dolayısıyla daha hızlı gidip sefer sayısını artırmak gerekebiliyor. Her halükarda en az 2 kat bize zaman tasarrufu sağlıyor. İzleyicilerimden bazıları lazer kazıma makinesi satın almadan önce bana bazı ürünler gönderiyor test eder misin diye. Yine onlardan bir tanesi kağıt conta üretimi yapan birisi bana gönderdi bunu kesiyor mu bir dener misin diye. Gayet güzel bir şekilde kesti. Bunun adı da kağıt conta. Eğer senin de lazer kesme makinesi almadan önce denenmesini istediğin değişik materyaller varsa benim ulaşmamın zor oldu. Onları bana kargolayabilirsin. Onları da bir sonraki videolarda denerim. Yine birkaç tane daha lazer kesme makinesi yolda. Onların da testlerini yapıp yayınlayacağım. Yani lazer kesme makinelerinin sonu gelmeyecek. Lazer kesme makineleriyle kesme işlemi yaparken alta koyduğumuz malzemeden çıkan duman da materyalin arkasını kirletiyor. Yani ben normalde arkaya MDF koyuyorum. O MDF de bir miktar yandığı için arkası böyle duman duman oluyor. Onun için bir cam koyarak test ettik. Normalde lazer kazıma kesme makineleri camlara çok fazla zarar vermez. Işığı geçirdiği için çok fazla bir şey anlamayız ama şu mukavvayı keserken camın üzerinde de kazıma yaptığını gördük. Kesecek kadar tabii ki değil ama üzerinde iz yaptığını gördük ve alttan ışık verdiğimiz zaman cam da gayet güzel gözüküyordu aslında. Süs eşyalarında kullanılan yöntemlerden birine benziyor. Eğer camların üzerinde de herhangi bir kazıma yapacaksanız 10 watt gücündeki bu lazer işinize yarayabilir. Bu arada bu mukavvanın detayları da bayağı iyi. Tertemiz bir şekilde çıktı. Mukavva çok kalın değil. Muhtemelen 1 mm falan kalınlığında ama detaylarını çok temiz bir şekilde çıkardı. Yine Atom Steak M40'la yaptığımız bakır tepsi testi vardı. Onu da yine izleyicilerimden bir tanesi göndermişti. Üzerine şekil yapmak istiyordu. Ona M40 herhangi bir şey yapmamıştı. M50'de herhangi bir şey yapmadı. Yani o bakır tepsiye hala kazıma yapamıyoruz. Yine izleyicilerimden bazıları devre kartı yapmak istiyor. Yani bakır plaketin üzerine lazerle devre kartı kazımak istiyordu. Onlar için tekrar denedim. Bu bakır plakanın üzerine biraz iz yapıyor ama zımparaladığım zaman gidiyor.
bakırı eritip sökecek kadar güçlü bir lazer değil tabii ki. Bu testlerden sonra ben de bakırın üzerine boyadım ve boyayı kazımaya çalıştım. Boyayı çok temiz, gayet güzel bir şekilde kazıyor. Bunu asitli çözeltinin içerisine atarsam devre kartı kazıyabilirim. İleride baştan sona bir lazer makinesinin kurulumundan, bilgisayarda ayarlarının yapılmasına, devre kartının boyanıp asitle çözülmesine, sonra lehimlenip çalıştırılmasına kadar çok detaylı bir video çekmeyi planlıyorum. Senin de bu konuyla ilgili önerilerin varsa lütfen yorumlarda benimle paylaş. Lazerin odak mesafesini de merak ettiğim için şöyle bir test yapmak istedim. Bu gayet yumuşak sünger gibi bir malzeme. 35 mm kalınlığına, yani 3,5 cm kalınlığında, bunu da %60 lazer gücüyle kesti ve tertemiz kesti. Normalde kenarlarının köşelerini yakıyordu daha önce denediğim lazer makinelerini. Yani sadece güç değil, böyle incelik ve hassasiyet ve temiz iş yapması da lazer konusunda çok önemli. Son olarak plexiglass üzerinde de bir test yaptım. Yani camdaki o performansı gördükten sonra buna da bir şeyler yapabilir miyiz diye. Evet, şeffaf malzemelerde zaten çok iyi bir şey beklemiyorduk ama burada da bir kazıma yaptı ama çok çirkin oldu. Bu muhtemelen bir işe yaramaz. Bunu CNC gibi bir şeyle yapmak daha mantıklı gibi geliyor. Ama daha önce başka lazer makinalarıyla renkli plexiglassları kesmiştim. Atomstick M50'de bunu rahatlıkla yapabileceğine eminim. Bu yaptığım testlerde Atomstick M40 ile M50'nin arasındaki ciddi farkı görememiştim. Onun için şu çubukları satın aldım ve bu çubuklardan kaç tanesini keseceğine baktım. Atomstick M40 2 tane çubuk keserken Atomstick 50 4 tane çubuk kesti. Yani 2 kat daha derine kesti ama bu demek olmuyor ki her şeyi 2 kat daha derin yapacak anlamına gelmiyor. Ama her şeyi 2 kat daha hızlı yapacağı anlamına gelebilir. Dolayısıyla her materyal için kesme kalınlığının artacağından bahsedemesek bile hızının artacağından bahsedebiliriz. Sonraki testimi demir üzerine yaptım. Bu demirin üzerinde bir boya var. O boyayı kazıdım. Daha önceki lazer kazıma makineleriyle de bunu yapmıştım ama bununla 2-3 kat daha fazla hız verdiğim halde aynı sonucu aldım. Zaten boyanın kalınlığı ince olduğu için lazer gücünün çok fazla olması sadece hızı etkiliyor. Demirin kendisini zaten kazıyamıyoruz. Atomstick M50 ile yaptığım testler bu kadar. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu sadece bir lazer modülü. Lazer kazıma makinesi içinde gelmiyor. Yine Atomstick'in çıkardığı yeni bir lazer kazıma makinesi var. Üzerinde Atomstick M50 ile beraber geliyor. Onun da linkini açıklama kısmında paylaştım. Beni izlediğin için teşekkür ederim sevgili dostum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kal.